Merhaba sevgili seyirciler, Sil Başına hoş geldiniz. Bu hafta Diyarbakır'dan bir konuğumuz var, yazar Nurcan Baysal. Aslında sadece yazar olarak özetlemek çok kısa ve yetersiz kalıyor Nurcan'ı anlatmak için. Biraz biz bugün Güneydoğu'yu konuşacağız. Güneydoğu'da kalkınma projelerini, kampları, mültecileri, kadın hareketlerini konuşacağız. Çünkü basında bunu hep görüyoruz ama basın bize ne kadarını yansıtıyor? Gerçekten yansıttığı kadarını mı biz biliyoruz ve doğru görüyoruz? Nurcan bugün bize biraz yardımcı olacak anlamamız için. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben tabii sürekli takip ettiğim ve sevdiğim için Nurcan diye Çok devam etmek teşekkür ederim. istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Aslında başlangıç noktamız o gün olsun istiyorum. Tamam. O gün Nurcan'ın çıkarmış olduğu ilk kitap ama Evet. içi o kadar dolu ki ben başladım okumaya, henüz bitiremedim. İçinde çok farklı deneyimleri var. Güneydoğu'da bir bölgede kalkınma projesiyle yola çıkıyor Nurcan ama o proje onun karşısında o kadar çok şey çıkarıyor ki oranın gerçekliğiyle ilgili ve kendisi zaten Diyarbakır'da yaşıyor. Biz biraz o günden başlayalım. O Tamam. gün nasıl ortaya çıktı? O gün nasıl ortaya çıktı? Aslında o gün ben çok uzun yıllardır kalkınma projelerinde çalışıyorum. Hep yoksullukla mücadele programlarında çalıştım. Ve o yüzden de bölgenin genelini zaten sürekli gezip bildiğim zaten oralıyım. 2008 yılında yine bir vakıf bünyesinde çalışırken bir kırsal kalkınma programı başlatacaktık. Ve bu kırsal kalkınma programını nerede başlatalım diye uzunca bir arayışa girdik. Daha sonra Tatvan'ın Kavar Havzası denilen bir havzasında karar kıldık. Bu hemen Tatvan'dan çıkınca Tatvan-Van arası bir bölge. Çok da güzel ve cennetten bir parça gibi hemen Van Gölü'nün kenarında. Ben fotoğraflarını gördüm. İnanılmaz Muhteşem. yeşil Aynen, ve aynen. biraz da o bizim hani Güneydoğu işte çorak, kurak Evet, dediğimiz o evet. algının çok dışında bir Çok yer. dışında bir yer, çok dışında bir yer. Ve biz orada bir kırsal kalkınma programı başlatmaya karar verdik. Kavar'ın şöyle bir özelliği var. Kavar'daki köylerin yarısı 90'larda boşaltılmış, bir kısmı yakılmış boşaltılırken, bir kısmı da korucu köyü. Yani daha doğrusu 90'larda, 93 yılında Kavar'a koruculuk dayatılıyor. Kavar'ın köylerini 6 köy 5 mezradan oluşan, o dönemler 4-5 bin nüfuslu bir havza bu. Ve işte koruculuğu kabul etmeyen köyler boşaltılıyor ya da yakılıyor. Diğer köylerin bir kısmı da koruculuğu kabul ediyor. Ve biz böyle oldukça aslında zor bir havzada kırsal kalkınma programı başlatmaya karar verdik. Daha sonra ben program koordinatörü olarak çalışıyordum o yıllar ve Kavarlarla daha yakın ilişkiler geliştirdikçe aslında Kavar'ın hikayesi beni iyice sarmaya başladı. Ve bir müddet sonra zaten bir aile gibi oluyorsunuz. Bir de Ve orada araya girmek istiyorum. tabii ki. Kitapta şöyle bir şey diyorsun. Belki de çok alışkın olmadıkları için siz işte önce sen sonra işte iki arkadaş gidiyorsunuz ve bir ön yargı, bir ürkeklik oluyor Evet, kavarlarda. evet. Acaba niye geldiler? Evet, hatta Ajan devlet mi mı? yolladı, Devlet ajan mi mı yolladı? bunlar? Ajan mı Çünkü bunlar? devletle ilişkileri bu Evet. genellikle ve Alışkın olmadıkları bir durum aslında. aynen, Yani aynen. hatırlarının sorulması, onlar için bir Tabii şeyler ki. yapılıyor olması. Ya zaten o güveni kurmak yani minimum 6 ayımızı falan aldı. Onda da biz biraz daha hızlı kurduk. Onda çok temel nedeni ekip olarak hani bizim ekibin bölgeden insanlar olmasıydı. O yüzden de Kavar'la o güven ilişkisini belki başka bir ekip olsaydı daha zor kurabilirdi. Ama çok kolay olmadı. Çünkü hani devlet hep öyle bir ilişki geliştirmiş. Ayrıca niye bir vakıf gelsin, niye Kavar'ı seçsin, niye orada kırsal kalkınma yapsın? Hani bunlar Kavarların kafasında da büyük soru işaretleriydi. Hala da Türkiye'de de öyle yani kaç kişi, kaç vakıf gider ve oralarda hani boşaltılmış, yakılmış alanlardan bahsediyoruz. Kırsal kalkınma programı yapar. Hala da bu aslında tek örnek program bence. Türkiye'de çatışmalı bölgelerde ya da savaş yaşamış ya da savaş sonrası bölgelerde hala herhangi bir kalkınma programı yok. O yüzden bence Kavar'ın da çok iyi incelenmesi lazım. Sonra Kavar'ın hikayesi beni iyice sarmaya başladı. Ve hani Kavar'ın sesi, Kavar'ın hikayesi duyulmalı diye düşünmeye başladım. Sonra işte Kavar'larla konuştum. Ya ben hani acaba Kavar'ın hikayesini yazsam mı diye düşünüyorum diye konuştum. Kavar'lar çok da özgüveni yüksek bir halk. Yani hemen aklına gelen her şeyi söylüyorlar. Ve bir kadın bana dedi ki, bak dedi eğer hakikatimizi yazabileceksen yaz. Hakikatimizi yazamayacaksan bu kitabı hiçbir zaman başlama dedi. O böyle bütün hep kitap sürecinde hep aklımda o şey vardı. Yani Kavar'ın hakikatini hakikaten yazabilmek ve yansıtabilmek. Tabii bu çok da ağır bir Ve tabii şeydi. başına gelecekleri bilmiyorsun. Aynen, aynen bilmiyorum. Ve Kavar'ın hakikati zaten yüzlerce yıl öncesinden başlıyor. Çünkü o Ermenilerle Kürtlerin ortak vatanı Kavar. Eskiden Ermeni köyleri ve hala da yıkık kiliseler falan var. O yüzden de kitabı 100 yıl öncesinden başlattım. Ve ondan sonra işte 90'lar Kavar'ın yakılışı, ondan sonra benim Kavar'la hikayem. Benim Kavar'la hikayem de biz böyle hep
bir kalkınma farklı anlaşılan bir kavram. Zaten ben öyle bir noktaya gelmiştim ki bir ara kalkınmacıyım diyemiyordum. Çünkü kalkınma hani mesela politikacılar da çok kullanıyor. İşte AVM yapıyoruz, otoban yapıyoruz, daha çok kalkınıyoruz falan filan. İstanbul'un son halleri. Aynen, aynen. Halbuki hani benim anlayışımdaki kalkınma bu değil tabii ki. Yani kalkınma, insan hakları ilişkisi, kalkınma, özgürlük ilişkisi bunlar çok çok kıymetli. Hani bize düşen ne? İnsanların bir yaşam tahayyülleri var. O yaşam tahayyüllerine ulaşabilmeleri için gerekli donanımı onlara sağlamak bir anlamda. O yüzden hani bizim bakışımız da özellikle Türkiye'deki politikacıların bakışı o kadar farklı ki kalkınmaya. O yüzden biz ilk yola çıkarken hakikaten kafamıza birçok şeyi sorguladık. Mesela niye biz kalkındıranız? İşte kitabın arkasında yazıyor ya. Onu okuyabilir miyim? Evet, tabii ki. Lütfen, çok sevinirim. Yani çünkü buradaki sorular dediğin gibi hani kalkınma aslında nedir? Ne anlıyoruz bundan? Buradaki sorular çok etkilemişti benim. Kim kalkındıracak? Niye biz kalkındıranız? Kim demiş masada yemek yemenin daha iyi olduğunu? Ya kalkınma adına yaşamanın çeşitliliğini yok edersek? Kim tanımlamış yoksulluğu? Kim kime göre yoksul? Kalkınma adına mı döşeniyor bu otobanlar? Kalkınmayı nasıl insanleştirecektik? Adalet ve eşitlik olmadan kalkınma olur mu? Ki şu iki şey o bölge için çok önemli. Dili, kimliği ve kültürü görmeyen bir kalkınma olur mu? Onurlu yaşam hakkı kalkınmanın neresinde? Eşitsizlikleri göz ardı eden bir kalkınma neye yarar? Aynen öyle. Aslında kafamızda böyle çok sağlam bir ekibimiz vardı. Hep bunları tartışıyorduk yol boyunca. Hatta o zamanlar benim çocuklarım da çok küçüktü. Çoğu zaman onlar da bizimleydi. Kalkınma oyunu başlatıyorduk hatta sıkıldığımız zaman. Anadolu'nun bütün köylerini öyle bir dönem gezdim. Benim için inanılmaz inanılmaz bir deneyimdi. Ve Kavar'da tabii ki çalışmak ayrı bir şey. Yani Kavar çok özel bir alan. Ve ben Kavar'larla röportajlar yapmaya başladığımda kitap için şunu fark ettim. Herkesin o gün diye başlayan cümleleri vardı. Yani mesela işte o gün diyor şehit sandığımı kırdılar diyor. Yani o gün diyor mesela işte kocamı şöyle öldürdüler. Ya da o gün ben işte oğlumu kefensiz gömdüm, yıkamadan gömdüm. Yani o kadar çok fazla o gün duydum ki. Ve aslında sonra tabii ki kitapta ilerleyince göreceksin. 90'lar biraz benim çocukluğumda bir müddet sonra kitaba girmeye başladı. Ben aslında onları çok ayıkladım önce. Çünkü yazmak istediğim öyle bir kitap değildi. Benim yazmak istediğim gerçekten bir kalkınma perspektifi. Kalkınma kelimesini tartışmaya açmak. Çünkü Türkiye'de de üniversitelerde çok az bu konuda yayın var. Böyle evet. Bir şeydi. Fakat o ister istemez girdi. Çünkü Kavarların yaşadıkları 90'ların Diyarbakır'ında bizim yaşadıklarımızı çok benzerdi. Yani ben Kavar'daki aslında birçok çocukta kendi 90'lardaki çocukluğumu gördüm. O yüzden de ister istemez bir müddet sonra aslında Kürt çocukların hikayesi de benim üzerimden Kavar'ın hikayesine karıştı. O yüzden de mesela hep bana soruyorlardı, kitap nasıl bir şey? Deneme diyordum, hakikaten deneme. Öyle bir şey oldu. Ve Kürtlerin bir o günü var. Yani o gün orada aslında bir müddet sonra sadece Kavar'ı temsil etmez oldu. Kürtlerin bir o gününü temsil eden bir şey yani kitabın ismi. O gün bazen, hani o gün genellikle çok acı bir gün. Yani bir kırılmanın, bazen devletle ilişkide bir kırılmanın yaşandığı. Bazen hani o günde kalmış birçok insan gördüm. Yani o günde kalmış. O günden sonra hayat hiç devam etmemiş. Ve bir de tabii ki şöyle bir şey var. Biz Kürt sorununu konuşurken hep böyle genelde bıyıklı erkekler. Evet. Makro böyle büyük şeyler. Anayasa, öcalan bilmem ne. Hani böyle bunları tartışıyoruz ya. Aslında Kürt sorunu çok küçük şeyler öte yandan. Bizim günlük yaşamımız. Yani örneğin sabah uyanıyorum değil mi? Mesela Diyarbakır'da işte helikopter sesini duyarak uyanıyorsunuz. İşte okula gidiyorsunuz. Evet. Çocuğunuz hala ana dilinizde eğitim almıyor. Bunun gibi küçücük bir sürü şey aslında Kürt sorunu. Burada da bir sürü böyle sıradan Kürt'ün hikayesi üzerinde aslında Kürt sorununu görebilmeniz biraz da bu kitapta mümkün diye düşünüyorum. Çok da benim açımdan çok kıymetli bir kitap. Sanırım bundan sonra ne yazarsam yazayım hiçbir zaman o günün kıymetini şey yapmayacak. Çünkü o günde aynı zamanda da bizim yitirdiğimiz çok fazla insan var. Ama o kadar çok insan yitirdik ki biraz daha hani o nedenle daha fazla yazarlarımız, siyasetçilerimiz falan biliniyor. Ama işte birçok bakkal öldürüldü. Evet. İşte Özgür Gündem satıyor diye 90'larda birçok çocuk öldürüldü falan. O yüzden de hani birçok böyle günlük yaşantımızda yaşadığımız şiddet de aslında bu kitapta var. Yani hem kalkınmayı sorguluyor, hem işte Kürt sorununu sorguluyor. Küçük küçük hikaye üzerinden işte Ferhat'ın, Ayşe'nin birçok insanın hikayesi var. Onlar işte sadece Ferhat'ın hikayesi üzerinden koruculuk sistemini görebilirsiniz. Yarattığı tahribatı görebilirsiniz. Ya da mesela bir Beri yolu hikayesi var. Ufacık yani
100-200 metrelik bir veri yolu var ve kadınlar orada yüzyıllardır gidiyorlar. Günde 6-7 saat yürüyorlar. İşte sırtlarına sürt de geri dönüyorlar o 100-200 metrelik yol yapılmadığı için. Hani sonra otoban yapılsa ne olacak? AVM yapılsa ne olacak diyorsunuz, anlıyor musunuz? Ve o kalkınmada mesela şöyle bir şey de gördüm. Emeğin nasıl aslında ziyan olduğunu. Tabii ki. İşte toplanılan bir süt miktarı var. Evet. Ve o süt işte 100 kilo süt toplanıyor. Evet. 60 kilosu yolda ziyan oluyor, evet. Bozuluyor. Ve 40 evet. kilosu emeğinin karşılığı evet. olamıyor tabii ki ama bununla geçinmeye çalışıyor evet. oradaki insanlar ve dediğin gibi hani yol yapılsa ne olacak, yapılmasa ne olacak, durum hala bu orada. Aynen. Ve küçük üretimler o kadar kıymetli ki onu görüyorsunuz. Şimdi mesela bakıyorsunuz ajanslar aracılığıyla bilmem ne işte kaynaklar veriliyor Hı-hı. falan. Ama bunlar bu küçük üreticilere ulaşmıyor. Ve öte yandan da işte mesela toplulaştıracağız, daha da büyüteceğiz falan diyor. Ama evet. belki hani bir sürü insan küçük yaşamak durumunda ve bu küçük yaşamlar da güzel. Her şey büyük olmak durumunda değil. Biz evet. küçük yaşayıp mutlu olabiliriz. Biz süt üretip mutlu olabiliriz. Ama çok temel süt üretmenin bile koşulu neredeyse Türkiye kırsalında bugün yok. Yani mesela sütü üretebilmeniz ve satabilmeniz için ne yapmanız lazım? Çok basit bir şey. Depolamanız lazım değil mi? Ne demek bu? Soğuk hava deposu evet. lazım. Soğuk hava deposunu çalıştırabilmeniz için elektrik lazım. Kesintisiz elektrik lazım. Yine aynı şekilde mesela akşam sağdığınız sütü sabah tekrar sağdığınızla karışmaması için sıcaklık farkı var. Değil mi? Evet. Onları koymanız gereken dolaplar lazım. Hem çok basit şeyler, güğümler lazım. Bunlar yok. Bunlar yokken biz diyoruz ki enerji projelerine 7 milyon dolar hibe açıyoruz bilmem ne. Şu kadar dolar hibe açıyoruz. Sonra bu insanlar da ne oluyor? Hepsi şehirlere göç etmek durumunda kalıyor ve işte bir madenin en dibinde ölüyorlar. Soma meselesi gibi. Yani Soma'nın da baktığınız zaman Soma'dakilerin hepsi küçük çiftçiydi. Bırakın yani küçük çiftçi kalsın. Yani illa herkesi hani bütün her şeyi büyütüp insanları şehirlere sürmek durumunda kalıp bunu yapmak durumunda ama değiliz. Artık zaten köyler mahalle olmaya başladığı için tarım ve o küçük yaşamlar Aynen. da yok ediliyor. Aynen. Yani sen bir şekilde o büyük yaşama uyum sağlamak evet, zorunda evet. kalıyorsun. Çünkü sen artık hayvancılık yapamıyorsun, çiftçilik Aynen. yapamıyorsun. Çünkü köyün kilometrelerce uzakta şehirden ama mahalle olmuş artık. Aynen öyle. Aslında Kavar'ın çok önemli bir özelliği, bence kıymetli bir tarafı. Biz aslında zorunlu göç konusunda epey bir çalışma yapıldı. Çok güzel, kıymetli çalışmalar yapıldı. Ama geri dönüşü çok az biliyoruz. Yani insanlar eğer geri dönmek isterlerse, zorunlu göçe uğramış insanlar nasıl dönüyorlar? Biz bunu bilmiyoruz. Yani biz bunu Kürtler olarak da bilmiyoruz çok fazla. Çünkü o insanlar çok görünmüyor. Çünkü biz de çoğu zaman işte bizim gibi aktivist olarak ya da sivil toplumda çalışan insanlar biz şehir merkezlerinde yaşıyoruz. Evet. Yani gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Çoğu zaman böyle yani. Gözümüzle gördüğümüz soruna kadar müdahale ediyoruz. Kavar örneğinde bence Kavar bize biraz da onu gösteriyor. Yani inanılmaz bir geri dönüş azimleri var. Ve geri dönüyorlar. Yani bir şekilde geri dönüyorlar ama geri dönerken de karşılaştıkları problemleri görüyoruz. Mesela bugün mesela ne deniyor? Geri dönsünler. Devlet diyor geri dönsün şunu yapacağım. Ama Kavarlar geri dönmek için gerçek bir mücadele veriyorlar. Yani mesela yataklarını saklıyorlar. Jandarma gelip görmesin diye çalıların arasına saklıyorlar. Çünkü yasak. Köylerinde uyumaları yasak. Ve döndükten sonra yine jandarmadan, koruculardan sürekli tehdit alıyorlar. Yani inanılmaz bir geri dönüş de ayrı, yani geri dönmek bile vatanına, evine geri dönmek bile bir problem. Kavar biraz onu da gösteriyor. Bence hani politikacıların özellikle yani okuyup bu konuda hani politikalar geliştirmeleri için de bence önemli bir kaynak. Aslında bir şey de merak ediyorum. Çünkü sen Kavar'a da çalışma Hı-hı. başlatmadan önce gezdiğin birçok yer oldu. Evet. Ama Kavar'ın hikayesini bilmiyordun. Neden Kavar'da karar kıldın? Neden Kavar'da karar kıldım? Aslında birkaç nedeni var. Bizim o zaman vakıf olarak çeşitli kriterlerimiz vardı. Yani Kavar bir anlamda o kritere uygundu. Hı hı. Sadece boşaltılmış ve yakılmış bir havza olması ve korucuların olduğu bir havza olması kriterimize uygun değildi. Ama yani biz oraya gittik ve geri çıkamadık. Yani öyle bir şeydi ki ben hala hatırlıyorum ilk gördüğüm Kavar'ı. Birkaç çadır vardı o zamanlar çünkü insanlar yeni yeni geri dönüyordu ve sanki böyle yüzyıllardır el değmemiş bütün işte yabani otlar bürümüş. Onların arasında işte oynayan bazı çocuklar vardı, çok fazla engelli insan vardı. Mesela biz elmalara falan el attık, oğlum acıkmıştı elmaları falan yemeye başladık ve elmalar tamamen hani el değmemiş bir şey gibi olmuştu, yaban hayatı gibi olmuştu Kavar. Ve o kadar hüzünlü bir görüntüsü vardı ki Kavar'ın. Ve ben işte ilk gittiğim zaman işte Çorsin köyüne ilk gitmiştim. Çorsin işte 1993'te boşaltılırken yakılan bir köy aynı zamanda. Ve o zaman işte çocuklar dışarıdaydı ve
Ben orada işte gördüğüm bir kadını, hani çocuklar neden dışarıda, neden okula gitmiyorlar? Çünkü okul dönemiydi. O da beni çok etkileyen hikayelerden biri. Evet, evet. Onu sordum. Ondan sonra kadın yani hangi okul dedi? Hangi okula gitsin bu çocuklar dedi. Benim dedi iki tane kızım var. O zaman biri 6, biri 7 yaşındaydı. Ben iki kızımı da yatılı yolluyorum dedim. Ben de iki çocuğumla gitmiştim. Oğlum, o zaman büyük oğlum benim de 6 yaşındaydı. Ve bana Baver'i gösterdi. Dedi ki sen mesela dedi onu yatılı yollar mısın dedi. Yollamam. Kesinlikle yollamam. Okumasın yani. İstediği cezayı verebilir devlet. Yollamam çocuğumu, 6 yaşındaki çocuğumu yatılı. Bak dedi ama ben yolluyorum dedi. Sonra da sizin gibi dedi batılılar geliyor bize cahil diyorlar dedi. Hangimiz cahil? Yani benim böyle Kavar'la ilk tanışmam bile böyle biraz tokat gibiydi açıkçası. Peki orada çok uzun yıllar çalıştınız, evet, ekip olarak 5,5 yıl çalıştınız. 5,5 yılın sonunda ne oldu? Kavarlara ne kaldı? 5,5 yılın sonunda bir kere hani o proje genel olarak büyük proje bitti ama hala vakıf ara ara destek veriyor Kavar'a. Kavar'da neler kaldı? Aslında bazı işte hikayelerde göreceksin yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız. Örneğin yapamadıklarımız var, onları söyleyeyim. Örneğin seralar kurmuştuk, seralarımız kalmadı. Yani o bir ayrı bir mücadele alanıydı. Serayı işte soğuktan korumak, giren hayvanlardan korumak, oynayan çocuklardan korumak. Bir tanesi kalmadı ama seranın bir kıymeti vardı. Kadınlar bir araya geliyorlardı. Orada çay, kahve hani böyle bir anlamda sorunlarını, çünkü köylerde sosyalleşecek, evet, alanlar, mekanlar yok. Onlar için o anlamda çok kıymetli olmuştu. Hatta ben çok uzun süre düşündüm. Ya niye bu serayı bu kadar tutmaya uğraşıyorlar? Ben olsam yani o seradan kazandıkları para o kadar az ki. Yani ben olsam bu serayı kapatırım, bu kadar mücadele vermem. Sonra şeyi anlıyorsunuz, zaten bizim hayatımızda öyle değil mi? Yani aslında birçok şeyi de sadece ve bir takım hedeflerimiz, ideallerimiz için yapıyoruz. Yani para kazanmak için yapmıyoruz. Onlarda da aynı şey, orayı tutmak, oraya o çayı getirmek, beraber olmak çok kıymetliydi. Ve onu tuttular uzunca bir süre, bir tanesini tutamadılar. Ama çok iyi giden bazı şeyler de oldu. Mesela işte arıcılık projesi, orada inanılmaz şu an 60'dan fazla kadın. Bütün Kavar havzasını, hatta Kavar'ın dışındaki havzalara yayıldı. Kadınlar arıcılık yapıyorlar ve organik ve balları, yani şu kadarı şöyle 90 lira falan küçücük Kavar'ın balları şu an satılıyor bazı yerlerde. Yani mesela çok kıymetli böyle şeyler kaldı ama bence çok çok kıymetli şey Kavarların kendi kooperatiflerini kurdular. Kadın ve erkekler iç içe bu kooperatifte ve hani artık kendi Kavarların, kendi halklarının bütün sorunlarını temsil eden bir kooperatife sahipler. Bence o çok kıymetliydi. Kavarlılar yine yoksul değil mi? Tabii ki yine yoksullar. Yani biz işte o zaman ilk başladığımızda tam hatırlamıyorum ama 82 lira falandı kişi başı gelir. Yani şimdi bunun işte 2-3 katı minimum artmıştır. Ama sonuçta Türkiye'deki yoksulluk şeyin üstüne çıkmış mıdır? Çıkmamıştır. Ama daha mutlular. Özgüvenleri daha yüksek. Kooperatifleri var. İşte balları satılıyor, okulları açıldı. Biz orada okul yaptık o zaman çalışırken, vakıf tarafından bir okul yapıldı. Çocukları okulları... En önemli yaptığı, evet, şeylerden tabii, biri. Tabii tabii. Çok çok güzel bir okul yaptı vakıf. Çocukları yanı başlarında okuyorlar falan. Yani özgüvenleri çok yüksek. Hep beraber birçok şey yapıyorlar artık. Çok kıymetli bir şeydi. Aslında her kalkınma projesinin hem çatışma yaratıcı hem barış yaratıcı etkileri oluyor aslında. İsteseniz de istemeseniz de belirli grupları çünkü güçlendiriyorsunuz. Belirli grupları zayıflatabilirsiniz. Aralarında sorun olan gruplarda çatışmaları, evet, daha da arttırabilirsiniz. Bence çok kıymetli bir şeydi. Bugün mesela Kavar Kooperatifi süt topluyor ve o sütü korucu köyleri, boşaltılmış köyler, yani birbirleriyle görüşmeyen, konuşmayan bütün bu köyler hep beraber topluyorlar. Kooperatifte hep beraber temsil ediliyorlar. Bence çok kıymetli bir şey de bu. Yani bu Kavar projesini o açıdan da çok önemsiyorum açıkçası. Barış yapıcı bir etkisi de o havzada bence oldu. Ben şeyi görmüştüm. Tam o bölgede, hı hı, yani o Tatvan, Van arasındaki, hı hı, bir bölgeye gitmiştim. Ve orada kadının aslında hiç değerinin olmadığını, çocuğun hiç değerinin olmadığını, ya beni çok şaşırtan bir şey olmuştu. Erkekler çok şık, işte Grand Toilet gezerler fakat çocukların ayağında çorap yok. Kadınlar işte yine çeşmeden su dolduruyorlar ve evlerinden çıkmıyorlar. Hani görüşmeye gitmiştik. Çok ürkekler, pencerenin arkasından bakıyorlar. İşte bir özgüven eksikliği var ama muhtemelen Kavar'da şu an o yok. Yani hangi kapıyı, evet, çalsanız kadınlar işte gümür, evet, gümür sizinle, evet, konuşup dertlerini anlatacaklar. Evet, evet. Peki bunu neye bağlıyorsun? Yani çünkü muhtemelen gittiğinde oralarda gördüm buna benzer kadınların ürkekliği, işte erkeklerin daha egemen
Hep öyle ama o bölgede daha yoğun olduğu bu egemenliğin. Bunu neye bağlıyorsun? Ya aslında birçok nedeni var bunun da ama şunu söyleyebilirim. Bir kere Kürt kadın, Kürt hareketinin kadın erkek eşitlik söyleminin etkisini artık görüyorsunuz birçok yerde. Bu köylere de yansıyor. Eskisi kadar değil. Hele ki daha politikleşmiş köylerde bu daha fazla var. Yani siz Kavar'ın mesela Çorsin'e, Kolbaşı'na gittiğinizde kadınları dışarıda erkeklerle tarlada çalışıyor göreceksiniz. Ama bir Tokaç'la, bir Bolalı'na yani daha korucu köylerine gittiğinizde bunu görmeyeceksiniz. Yani politikleştiği ölçüde kadın erkek eşitliğinin daha fazla topluma o köyde yansıdığını görüyorsunuz. Bir diğer şey de tabii ki zorunlu göç. Yani zorunlu göç, bütün bu yaşanan travmalar, köylerin boşaltılması, tüm bu kötü şeyler kadınları farklı etkiledi. Yani Kürt kadınlar sokaklara çıktılar, kayıplarını aradılar, çocuklarının kemiklerini aradılar ve hala bu mücadele devam ediyor. Bunların politikleştiler. İşte hak mücadelesi onların işte hem dışarı çıkma hem özgüvenini arttırma birçok farklı o hak mücadelesine bulunmak olumlu etkisi oldu. O yüzden de hani çok artık her yer öyle değil. Yani hani dediğim gibi hala öyle olan yerler var. Ama bu gerçekten daha çok daha kenarda köşede kalmış, daha muhafazakar yapıların henüz daha kırılmadığı yerler. Ama en azından Kavar gibi daha hani boşaltılmış ve daha şu an politik bir kimliğe sahip birçok yerde kadın erkek eşitliği ölçüsünde ciddi bir ilerleme de var. Harika. Bir de tabii Kavar'ın ve tabii sen Kavar'ı ele aldığın için onun üzerinden hep gidiyoruz ama o bölgede başka yerler için de aynı şey geçerli. Çok beni etkileyen cümleler var burada. Bir tanesi şuydu, işte bu ceviz ağacı Ermenilerden kalmış, onlar ekmiş, biz diyoruz. Evet. Yani bir de acı da var, ahde vefa da var, evet, acı da evet, var, evet. Bir sorumluluk, evet. Hüzün. Evet. Bunun üstesinden nasıl yani, gidiyorlar, bu konuya nasıl bakıyorlar? Aslında yani hep şöyle cümleler duydum, bana da başta çok ilginç gelmişti. Mesela o kadar çünkü bu Ermenilere yapılana zaten soykırım olarak kabul ediyorlar. Evet. Ve Ermenilere yapılanlar konusunda o kadar üzgünler ki sürekli şey diyorlar. O kadar güzelmişler ki mesela. Hani o kadar güzelmişler ki. Onların işte gözleri şöyle şu renkmiş. Onlar mesela o kadar iyilermiş ki. Onlar bütün işte yetim çocuklara bakarmış. Yani hani o kadar bu üzüntü fazla ki. Hani böyle her şeyi çok artık abartarak. Hani ben öyle düşünmüştüm. Yani tabii ki eminim çok iyiler ama mesela sürekli çok iyilermiş. Yani hep böyle biz onlara bunu yapmışız. Biz sürekli bir şey vardı. Yani benim dedem anlatıyordu işte onları böyle öldürmüşüz. Yani silah da yokmuş vura vura öldürmüşüz. Yani bu pişmanlık bu şey Kavar'da o kadar fazla vardı ki. O kadar fazla gördüm ki bu pişmanlığı. Yani ben Ermeniler konusunu sormasam bile insanlar onu açıyorlardı. Ve hep şeyi söylüyorlardı hani 90'larda başlarına gelmiş olanları çok fazla işte Ermenilerin ahı kalmış. Buna bağlayan da çok fazla oldu. Ve gerçekten o köylerden öğrenecek çok şeyimiz var aslında. Bir de şey de var, koruma. Yani işte bir kadın yıllar sonra geliyor, bir Ermeni torun diyelim. Geliyor, kiliseye bakıyor, yıkık dökük ve orada Kavarlı bir çiftçi. Samanla doldurulmuş. Evet. Kadıncağız şey diyor işte ne hale getirmişler bizim kilisemizi. Baksana saman doldurmuşlar. Evet. O da sen ne zannediyorsun ben bu samanı koymasam burayı yakacaklar evet. diyor. Samanın olduğu daha iyi diyor. Yani bir koruma da var. Bu bir koruma çok güzel var. Bir şey. Yani çok bilinçliler. Evet. Dediğim gibi bu yine hani bu politik bilincin de etkisi çok fazla var tabii. Bu köyler yani boşaltılan köylerin birçoğu artık böyle hani birçok konuda daha duyarlılar, daha bilinçliler falan. Ve aslında hani devlet tarafından korunması gereken, o kilise çünkü korunması gereken bir kilise. O konuda da bir başvuru yapıldı ama sonuç alınmadı diye biliyorum. Ama çok kıymet veriyorlar ve dediğim gibi o acıyı çektiklerini ben gördüm. Yani gözlemledim birçok kez. Hala oralarda olan insanlar, işte benim teyzem de Ermeniymiş, şu da Ermeniymiş, bu da Ermeniymiş, böyle katletmiş. Halbuki onlar bize bakıyormuş, onlar yetimlere bakıyormuş. Onlar şöyleymiş, onlar çok güzelmiş falan ve bütün şeyi görüyorsunuz zaten bayramlarında falan hala hani yumurta tokuşturma bir dolu hani devam ediyor. Ermenilerden kalan bir dolu şeyi görüyorsunuz. Sadece Kavar'da değil, o hattaki birçok köyde görebilirsiniz aslında. Peki o güne son vermeden önce bu Kavar kalkınma projesinden sana ne kaldı geriye? Çok şey kaldı. Aslında yani biz kalkınmacılar olarak biz bir şeyler yapmaya gitmiştik. Biz çok şey alıp döndük. Yani aslında biz çok şey öğrendik. Yani bazen şeyi düşünüyorum. Tabii ki hem eğitimle hem birçok şeyle biz aslında insanlar olarak
o kadar çok şeyi de yitiriyoruz ki bazen evet. gerçekten. Böyle bir lafı söylerken önümüzde şeyler var. 3 kere falan 5 kere dolandırarak söylüyoruz. Kıvarlı bir kadın böyle bir söylüyor. Biz aa işte bu diyordum yani. Onlardan çok şey öğrendim. Çok şey kaldı. Ve bu bütün bu insan hikayelerinin yani hani küçük insan hikayelerinin ne kadar kıymetli olduğunu aslında onlardan ne kadar şey öğrenebileceğimizi bir kez daha gözlemledim. Ama bana çok kalan kıymetli bir şey de hiç kimseyi es geçmemeyi çok öğrendim. Yani es geçmeyeceksin. Yani 2013 Nevroz'unda tam o sırada kitap bitmek üzereydi. Ve işte böyle yukarıda bir yerde oturuyordum. Milyonlarca insan vardı ve onu düşündüm. O milyonlarca insan hani biz böyle bazen masalarda oturuyoruz işte Kürt gençliği bilmem ne falan filan. Ya onların hepsi Kıvar'daki gibi acı çekmiş birçok insan sayesinde, o sıradan birçok insan sayesinde yani bütün belki de biz bugün bu noktadayız. Bunu çok fazla düşündürttüler bana. O yüzden de hiçbir insanı es geçmemeyi, herkesi dinlemeyi, yani bana bu kaldı kişisel olarak ben öğrendim. Harika. Peki bir ara vereceğiz. Tamam. Birazdan tekrar buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Nurcan Baysal'la devam ediyoruz. Kamplarla devam edelim mi? Olur çünkü tabii. Kamplarla ilgili, mülteci kamplarıyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Ve sen çok fazla çalışmalar yapıyorsun kamplarda. Neler gözlemliyorsun? Yani tam birinci elden öğrenelim bunu. Aslında şöyle yani bir zaten 3 yıl önce gelen Suriyeliler için açılmış kamplar var. AFAD kampları. O evet. kamplarla ilgili bilgim neredeyse hiç yok. Çünkü o kamplarda hiç çalışmadım. Ben Ağustos ayından itibaren işte IŞİD'in saldırılarının başlamasıyla gelen Şengal'den gelen Ezidilerin kamplarında daha çok çalıştım. Aynı zamanda tabii Kobaneliler için de Suruç'ta kurulmuş kamplar var. Bilgi kirliliği gerçekten çok fazla. Yani ben bile mesela evde oturduğum yerden sinirleniyorum. Televizyonu açıyorum. Başbakan diyor ki 200 bin Kobaneli'ye bakıyoruz. Ben çıldırıyorum mesela o anda. Bize bu hani sayı nedir? O da bilgi kirliliğimi bilmiyorum ama yani korkunç bir kirlilik onu söyleyeyim. Bu sayı nedir? Öncelikle şeyi Ezidiler ve Kobanelileri ayrı ayrı anlatayım istersen. Ezidilerle ilgili durum şu. Şu an 23 bin Ezidi var. 23 bin Ezidi. Bu bir ara 32 bine kadar çıkmıştı. Bu rakamlar şu sıralar bazen 1000 artı 1000 eksi olabilir. Bu 23 bin Ezidinin 2500'ü geldikleri zaman işte 3 yıl önce Suriyeliler için Midyat'ta kurulan AFAD'ın kurduğu kampta boş yer vardı. Oraya yerleştirildi. Diğerlerini bölge belediyelere baktı. Bölge belediyeleri kampları oluşturdu. Önce küçük küçük kamplar Silopi'den Cizre'ye kadar her yerde oluşturuldu. Diyarbakır'da, Şırnak'ta. Daha sonra işte birkaç ay sonra çünkü çok küçük belediyeler çok zorluklar çekmeye başladı. Hatta Roboski'de halk bakıyordu. Çoğu çünkü dağdan Roboski üzerinden geliyordu. Evet. Okullar açılınca çünkü okullardaydılar bir kısmı. Onlar boşaldı ve kampların bir kısmı birleştirildi. Bölgede büyük kamplar oldu. İşte mesela Diyarbakır'da ilçeleriyle beraber 4-5 kamp var. İşte Şırnak'ta büyük bir kamp var. Siirt'te büyük bir kamp var. Ve yani şöyle söyleyebiliriz. Bu Ezidilerin işte %90-95'ine bölge belediyelere bakıyor. Bir kere hani Ezidiler için bunu şöyle bir kenara koyalım. Kobaneliler için ise durum nasıl? Kobaneliler de işte 180 bin, 190 bin bazen o civarda oldu. Çünkü onların bir kısmı dağıldı. Yani tarlalarda işçi olarak çalışmaya başladılar. Yakın illere falan filan gittiler. Onlar için de AFAD Suruç'ta kamp kurdu. AFAD'ın Suruç'taki kamplarında eğer değişmemişse belki dediğim gibi bu sayı bazen 500 artıp artmış olabilir. Çünkü ben Suruç'a bir iki aydır gitmiyorum. 6300 civarında insan var. Onun dışındakiler ise yine 10-15 bin civarında belediye kamplarında var. Diğer yani yaklaşık şöyle söyleyeyim size 160-170 bin Kobaneli ise dışarıda evlerde ve köylerde misafir edildi. Ve bunlara da neler yaptı belediyeler? Ticket'lar hazırladılar. Mesela işte ya köylerdeyse gıda dağıttılar haftalık, evlerdeyse o evlere ticket verdiler. Böylece belirli marketlerle anlaştılar. Onlar gelip o marketlerden gıdalarını aldı. Yani 200 bin insana bakıyoruz, 200 bin Kobaneli ve Ezidi'ye bakıyoruz. Söylemi doğru bir söylem değil. Öncelikle bir onu söylemek lazım. Şu an kamplarda durum ne? Tabii ki aslında bölgede ne belediyelerin, ne sivil toplumda çalışan insanların, ne de aktivistlerin hiçbirimizin mültecilerle nasıl ilgilenilir böyle bir deneyimimiz yoktu. O yüzden de bu süreç hiç kolay olmadı. Yani bir kere zaten bu kampları oluşturan belediyeler zaten yoksul. Yani hani Silopi'nin kendisinin bir ya da iki yolu var.
Yani Silopi on binlerce insana baktı aylarca. Yani bu o kadar zor bir şey ki yani 200 bin kişinin sadece sabah kahvaltısının maliyetini düşündüğünüz zaman 1 milyonu aşıyor. Yani korkunç bir rakamdan bahsediyoruz aslında. Ve belediyeler, bölge halkı, bazen de dışarıdan gelen yardımlarla şimdiye kadar bu süreç gitti. Şu an ise oturmuş durumda. Artık kamplar oturdu. Mesela bir ara çadır problemi vardı. İşte çok daha ciddi acil sorunlar vardı. İlaç vesaire bütün bunlar. Şimdi oturdu. Ama nasıl oturdu? Şimdi mesela çadırlar var. İnsanların işte her aile bir çadırda kalıyor. Bazen hani bazı kamplarda çadır sıkıntısı varsa iki aile bir çadırda kalıyor. Ama genelde her aile bir çadırda kalıyor. Ama sosyal çalışmalar çok az. Yani mesela Van depreminden sonra, ben Van depreminden sonra da Van'da çalışmıştım. Çok fazla sivil toplum örgütü Van'a geldi ve birçok sosyal faaliyet yaptı. Bu şu an geçerli olan durumda ise bu olmadı maalesef. Hani bunun nedenini ben de bilmiyorum. Ama bu kamplara sivil toplum örgütleri böyle buradan hani batıdan gelip çok fazla çalışma yapmadılar. Var sivil toplum örgütleri ama çok az ve aynı sivil toplum örgütleri yaptı. O yüzden de sosyal çalışmalar açısından açıkçası bu kamplar biraz eksik kaldı. Belediyeler çünkü zaten gıdayı bul, yakıtı bul, odunu bul, bilmem ne bunlarla inanılmaz koşturuyorlar ve para bulmakla çok fazla koşturuyorlar. Örneğin Diyarbakır'da yeni başlatılan bir kampanya Kayapınar Belediyesi yapıyor. Gıda sorunu başladı mesela. Her akşam evleri, kapıları çalıyorlar. Evinizde işte kaç kilo pirinç ne varsa veriyorsunuz. Düşünün hani durum bu. Tekrar bir gıda sorunu başlamış durumda. Çok kolay bir şey değil dediğim gibi. Çok kolay tabii ki yani hani diyorum ya. Devamlılığını sağlamak da çok kolay. Bir ton, iki tondan bahsetmiyoruz. 100 ton pirinç hani böyle şeylerden bahsediyoruz. O yüzden de aslında hakikaten devlet gücü ve devlet kaynağı gerektiren bir durumu şu an gerçekten de küçük yoksul belediyeler bu işi götürmeye çalışıyor. Bu acıda bir durum açıkçası. Ama sivil toplumun da yapabileceği çok şey vardı. Mesela sosyal çalışmalar çok az. Bu insanlar kalacaklar. Kobaneliler belki daha hani dönebilecekler. Ne zaman, ne kadar dönebilirler onu bilmiyorum. Çünkü Kobane'de baştan aşağı yıkılmış durumda. Ama öyle bir niyet var mı onlarda? Kobanelilerde var. Ama Ezidilerde yok. Yani bakışları, geleceğe bakışları da biraz daha farklı. Yani Ezidilerde çünkü Ezidiler katliamı görüp geldiler aslında. Öyle bir fark var. Evet. Yani çoğu katliamı görüp gelmiş. İnsanlar çoğunun çocuğu yok, babası yok, annesi yok, dayısı yok. Ve hani onlar için Şengal hala kan kokuyor. Öyle bir durum var. Ve güvenli görmüyorlar hala durumu. O yüzden de onlar çoğunluğu hala Avrupa'ya gitmek istiyor. Evet. Yani hani bırakın şeyi Şengal'e dönmek, burada bile kalmak istemiyorlar. Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorlar. Ama Avrupa'nın onları alacağını ben düşünmüyorum. O kadar Ezidi'yi yani en son kertede ne yapılabilir? Bu da işte orada tartışılıyor. Şimdi meclisleri falan filan da kuruldu. Ama Ezidiler daha uzunca bir süre burada kalacak gibiler. Ve o yüzden de dediğim gibi onlar katliamı görüp geldikleri için ihtiyaçları biraz daha farklı. Aynı zamanda psikolojik desteğe çok fazla ihtiyaçları var. Yani işte şu sıra nedir? Hepsi kendi çadırlarında sabahın akşam olmasını, akşamın sabah olmasını bekliyorlar. Bir de herkesin elinde cep telefonu. Cep telefonunun ne kadar kıymetli olduğunu orada şöyle bir de gözlemledim. O cep telefonundan işinin sitelerine giriyorlar çoğu zaman. Hani bugün kimi katletti ona bakıyorlar ve mesela kayıp babası mı, annesi mi, şey mi? Ve sürekli cep telefonuyla bütün acılarını da çok acı her şeylerini oradan bir telefondan öğrenmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir hayat var. Yani çadırın içinde insanlar ellerinde telefonla arıyorlar. Yani bütün işte ölen insanların cesetlere tek tek ulaşıp, resimlere ulaşıp bu hani bir tanıdığımız olabilir mi diye bakıyorlar. O yüzden de orada sosyal çalışmalar, psikososyal destek, bütün bunlara çok fazla ihtiyaç var. İşte büyük sosyal çadırlar, oyun çadırlarından tutun bir tür dolu şeyin yapılması gerekiyor hala kamplarda. Belediyeler yapıyor ama sivil toplumda yapabileceği çok fazla var. Kobanelilerde biraz daha, tabii ben daha çok Ezidi kamplarında çalıştım. Kobanelilerin kamplarına da gittim ama daha sınırlı gittim. Orada ise dönme arzusu ve isteği çok daha fazla. Yani biz geçici olarak buradayız, vatanımız kurtulacak ve gideceğiz. Arzusu çok fazla olduğu için Kobanelilerin döneceğini düşünüyorum ben. Anladım. Peki kadınlar üzerine de hani çalışmalar yaptınız, onu da sormak istiyorum özellikle. Tabii çocukların durumu da ayrı konuşulması gereken bir şey. Evet. Kadınlar nasıl? Şimdi tabii ki bu yani kadın bedeni üzerinden yine yürütülüyor yani savaşlar maalesef böyle bir korkunç bir tarafı var. Ve Ezidi kadınların aslında şöyle bir Ezidi bir adam bana şöyle bir şey söyledi bundan bir iki hafta önce. Ben işte Musul yakında Badire köyüne gittim, Naleş'e gittim, Ezidilerin bazı köylerine gittim, Erbil'de kaldım, uzun bir seyahat yaptım.
Ve orada adam bana şey dedi, biz dedi 74 ferman gördük yani Kırım anlamında. Evet. Ondan ama hiçbiri böyle değildi. Hepsinde katledildik ama yani öldürüldük, en fazla buydu. En fazla öldürüldük. Ama bunda dedi köle pazarları kuruldu. Tecavüz edildi. Çocuklarımız yani bizim 5 yaşındaki çocuklarımız bile satılıyor şu an dedi. Yani hiçbir ferman buna benzemiyor dedi. Yani hakikaten de hani soykırım hukuki olarak bilmiyorum tanımını ama buradaki bütün yapılan yani gerçekten de bir topluluk katledilmiş, tamamen yok edilmeye çalışılmış durumda ezidiler açısından baktığımız zaman. Ve şey çok acı yani 5000 civarında ezidi kadın kayıp. Evet. Bu kadınlar işte çoğu işte IŞİD'in elinde, IŞİD'in kurduğu bazı evlerde, kimisi Musul'da düğün salonlarında falan tutuluyorlar ve satılıyorlar. Tecavüz ediliyor, satılıyorlar. Ayrıştırıyorlar, beyaz, genç, yaşlı düşünebiliyor musunuz? Çocuk falan ve Pakistan'ın, Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyada maalesef bu insanlar satılıyor. Orada bulunma ihtimali de giderek daha giderek da azalıyor. Giderek azalıyor tabii ki. Yani hani her günün çok, evet. Her gün çok önemli çünkü... Suudi Arabistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan birçok yerden işte bu kadınların maalesef alıcıları var. Geliyorlar ve alıyorlar ve götürüyorlar. Yani 5 yaşındaki çocuklar bile satılıyor. Evlere köle olarak satılıyor. Hani bildiğimiz orta çağ var ya, şu an gerçekten bu orta çağ yaşanıyor. Ve insan ticareti var. Ve bir an önce hakikaten bunun için bir şeyler yapılması lazım. Bir çağrı yapılması lazım. Hem bu alıcıların olduğu devletlere, bu pazarların kurulduğu yerlere hani bir çağrı yapılıp bir baskı uygulanması lazım. Özellikle mesela Rakka, Musul, Tel Abdar buralarda özellikle bu kadınlar tutuluyor. Genellikle satışlar buralarda oluyor. Ve dediğim gibi geniş bir coğrafya mesela bu insanlar yayılıyor. Koskoca dünya buna sessiz kalabiliyor. Yani evet, sessiz evet. Çıkan çok az evet. insan var. Tabii ki yani eğer devletler baskı yapsa, yani örneğin işte Suudi Arabistan bir baskı yapsa vatandaşlarını tek bir insan satın alanı duyarsam, hani evet. cezası budur diye. Bu azalır. Tamamen yok edemeyebilirsiniz. Hep böyle insanlar olacak ama azaltabilirsiniz. Evet. Yani bu kanalları durdurabilirsiniz. Evet, dünyanın gözü önünde şu an ezidi kadınlar satılıyor maalesef. Ve senin en son yapmış olduğun bir röportaj vardı. Evet. Okumak için biraz yürek gerektiren bir evet. röportaj. Tecavüze aylarca işitin elinde evet. işte tecavüze uğramış bir kadın ama bir şekilde kurtulmayı, kaçmayı başarmış ve bütün cesaretiyle sana her şeyi, yaşadığı her şeyi anlatmıştı ve bunu konuşmak istiyordu, anlatmak evet, istiyordu evet, her yerde. Evet. Biraz o bahsedelim mi ondan? Olur. Aslında ben ezidi kadınlarla ilgili şu an bir araştırma yapmaya başladım ve ezidi kadınlarla çeşitli röportajlar yapmaya başladım. Bu da bir açıdan aslında geleceğe kayıtlı da kalsın istiyorum. Yani bazen mahşet o kadar büyük oluyor ki siz o sırada hiçbir şeyi de kaydetmemiş oluyorsunuz. Evet. Yani çok büyük bir soykırım yaşanıyor, bitiyor her şey. Ne oluyor? Hani siz o andan itibaren artık çadırdaki yemeği düşünüyorsunuz. Ama aslında o çok büyük olan arkada kalmış oluyor. Ve onunla ilgili kayıt bile olmuyor. O yüzden de hani bunları bir toparlayayım. Belki ezidi kadınlarla ilgili bir kampanya, belki bir şey yapabiliriz diye hala bunu tartışıyoruz. İhtiyacımız olabilir diye toparlamaya başladım. Aslında da hani gazete için bir röportaj değil, bunun için gitmiştim Badire'ye. Badire Musul'a çok yakın, 5-7 kilometre arası çok büyük bir ezidi köyü. Zaten hemen köyün hemen arkasında en büyük ezidi kamplarından biri, Birleşmiş Milletler'in kampı var. Ve Musul'a çok yakın olduğu için, Musul'da IŞİD'in elinde olduğu için IŞİD gelir gelmez köy boşalıyor. Çoğu insan gidiyor. Sonra işte biraz daha stabil hale gelince savaş, insanların bir kısmı geri dönüyor. Boş evleri de Şengal'den gelenler yerleştiriliyor. Ve orada işte işinin elinde kalmış kadınlar vardı. Şimdi tabii Ezidiler çok ataerkil bir toplum. Yani çeşitli kaslar var. Ve kadınlarla konuşmak, hele böyle bir meseleyi konuşmak evet. gerçekten çok çok zor. Irvin'in aslında farklı tarafı oydu. Irvin konuşmak istiyordu. Ailesi de zaten bir tek ailesinden abisi kalmış. Gerisi ya ölmüş ya kayıp. 27 kişi yok ailesinden. Evet. Abisi de sahip çıkmış ve özgüveni çok yüksek bir kadındı. Irvin hani hep şeyi anlattı. Hani ben şey için konuşmak istiyorum. Duysun ki dünya, hani dünya utansın. Çünkü bu bütün dünyanın gözü önünde oluyor bütün bunlar. Yani hani bunlar, bu evlerde bulmak çok zor değil. Bizi bulmak çok zor değil. Bizleri kurtarmak çok zor değildi. Ve herkesin gözü önünde oluyor diyerek çok özgüveni yüksek biriydi. O yüzden de hani araştırmanın sonuçlanmasını beklemeden Irvin'in öyle bir talebi vardı. Sesimi duyurun talebi. O yüzden de onu biraz hani röportaj olarak hızlıca basalım dedik. Ama normalde ezidi kadınlarla ben şimdiye kadar 15 kadınla röportaj yaptım. Yani çoğu tecavüze uğrayanlar da çoğunlukla bunu anlatmıyorlar. Ve
Kürdistan İnsan Hakları Bakanlığı'nın bünyesinde bir kayıp kadınlar komisyonu kurulmuş durumda. Bu kayıp kadınlar komisyonu çeşitli çalışmalar yapıyor. Bazen istihbarat örgütleri çalışarak bu kadınlara ulaşıp geri satın alıyorlar. Ve Çok korkunç, geri satın alıyorlar. Geri satın alıyorlar. Evet, bu da ayrı bir mesele. Hani bazen insanlar şey diyorlar, bu etik mi? Evet, etik değil ama ne yapabilirsin? Bir kadını kurtaracaksın diyorsun. Yani bu kadar, hani buna da karşı çıkan bir grup var. Yani bu anlıyorum yani. Çünkü sonuçta para kazandıkça bu sistem devam ediyor. Ama öte yandan da yani ben böyle bir durumla karşılaşsam ben de geri satın alırım. Evet, ben de. Öte yandan da hani böyle bir durum var. Yapabileceğiniz şu noktada başka bir şey yok. Çünkü bir insanın yaşamından bahsediyoruz. Bir de yani devletlerin bir desteği olmayınca bireysel olarak ne yapabiliriz? Tabii ki. Zaten karşımızda bir örgüt var ve onunla nasıl mücadele edebiliriz? Aynen öyle. Mesela Ezidi, zengin Ezidi aileler bazen bu kadınları satın alıyorlar. Bazen çok az da olsa bazen Arap, zengin Arap aileler de yardımcı oluyor. Ezidilerin çoğunlukla koruma amaçlı olarak kirveleri Arap. Onlar bazen onlar da destek verebiliyorlar. Ama yani böyle hani oralarda yaşayıp bu kadınlara ulaşma imkanı olup da ulaşabilen insanlar bazen vakıflar satın alıyorlar. Bazen bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri satın alıyorlar. Şimdiye kadar benim bildiğim hani rakamlar hep değişiyor. 500'e yakın kadın işinin elinden tekrar geri satın alınarak kurtarılmış durumda. Ama olay onunla bitmiyor. Çünkü işte bazen aileler istemiyor tekrar. Bazen aileler kabul ediyor ve hani geri gelen kadını. Dediğim gibi çok muhafazakar, çok ataerkil bir toplumdan bahsediyoruz sonuç olarak. Bununla İstemeyip ne yapıyorlar? Yani hani intihar etmesini bazen istiyorlar. Yani burada kamplarda en fazla söylenen bana oydu. Ama mesela benim gittiğim ve gördüğüm, konuştuğum kadınların çoğunun ailesi sahip çıkmıştı. Çünkü Ezidilerin kendi dini liderleri de bu kadınlar onurumuzdur. Bir soykırım gördük ve her zaman başımızın üzerinde taşıyacağız diye bir açıklama yaptığı için. Ama açık hani bazen açıklamaya rağmen istemeyenler oluyor. Aynı zamanda tabii ki Ezidi toplumunda büyük bir değişim var. Şimdi onlar da hani Ezidi toplumu hiçbir zaman savaş falan bununla alakası kendisini korumak için bile herhangi bir savunma mekanizması kurmamış bir toplum. Şimdi onların bir böyle savunma birlikleri oluştu. Bazen yani çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani Ezidilik ilk hani inanç olduğu söyleniyor. Düşünün dünya kurulduğundan beri ve dünya kurulduğundan beri olan bir toplum şimdi karakteri değişiyor. Yani mesela kendi savunma birliklerinin içerisinde savaşan kadınlar var falan yani. İnanılmaz bir yandan da değişim açıkçası söz konusu. Yani çok şu an aslında her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Maalesef de gerçekten hepimizin gözümüzün önünde oluyor. Yani bize hele yani Türkiye'yi bir saat mesafedeki yerlerden bahsediyoruz biz. Yani hepimizin yapabileceği mesela, daha fazla şey var aslında. Müslüman ülkelerin sahip çıkmama sebebi biraz da Ezidilerin işte dinsel tercihleri, kültürlerinden kaynaklanıyor galiba. İnançlarından dolayı. Yine de satın alanlar da yine Müslüman ülkelerden insanlar. Evet, maalesef. Böyle enteresan maalesef, bir gerçekten, şey, din anlayışımız da var. Evet, yani aslında bir onu da tabii ki tartışmaya açmak lazım. En azından hani bu ülkelerde dini liderler bununla ilgili... Yani bununla ilgili verilecek birkaç, söylenecek birkaç söz. Hem politikacıların hem dini liderlerin çıkarılacak birkaç fetva düşünebiliyor musunuz? Kaç kadının, kaç çocuğun hayatını kurtarabilir? 5 yaşındaki erkek çocuklar bile satılıyor köle olarak. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani kayıplar, artık yoklar. Yani mesela ben Tevga Ömer'le görüştüm. Bu Kayıp Kadınlar Komisyonu'ndaki bir parlamenter. Ve şey anlattı yani hani bir sürü çocuk var, annesi ve babası yok. Şu an bir sürü her tarafta Ezidi çocuk var, anasız ve babasız. Bir yandan öyle, bir yandan bir sürü kadın var artık ailesi yok. Bir yandan hamile kalmış kadınlar var IŞİD tarafından tecavüze uğrayıp. Evet. Ve işte onun kürtaj meselesiyle uğraşıyorlar. Hani geçici bir kanun çıkarmaya çalışıyorlar ama Irak'taki hilafet kanunlarına bağlı oldukları için kanunu çıkaramıyorlar. Yani orada da mücadele eden bir aktivist grup var. Çocuğu doğurmasını mı öneriyor? Hilafet kanunu ya yani kürtaj yasak yani hilafet kanunu. Ne olursa kanunu. Olsun. Doğacak yani. Ama bir yandan onun yolunu bulmaya çalışan aktivistler var. Yani her şey o kadar karışık ki çünkü bir de oradaki kanunlar gereği kimlik yani nüfus her şey farklı. Yani kimliğinize muhakkak dinin yazması gerekiyor çocuğun kimliğinde ve annenin ve babanın dini çok önemli oluyor. Mesela Ezidilikte Ezidi olabilmen için annen ve babanın da Ezidi olması lazım. İkisinin birden. Senin dinine ne yazılacak oluyor gibi bir sürü yani anlatabildim mi? Doğacak çocuğun da bir sürü sıkıntıyla karşılaşacak. Bunun gibi aslında hani
bir sürü detay belki düşünmediğimiz ama bir sürü detay böyle birçok sorun var. Bu insanların tekrar topluma kazandırılması var. Bazen mesela Kayıp Kadınlar Komisyonu'ndaki parlamenterin bahsettiği bir şey. Bazen de aileler bizden önce ulaşıyor bu kadınlara. Bir şekilde buluyorlar, geri satın alıyorlar. Ve hani tecavüze uğramışsa intihar etmesini istiyorlar. Yani böyle durumlar satın alıp var. Ama yine de intihar etmesini istiyorlar. Evet. Bazen böyle oluyor. Bazen kadın kendi intihar ediyor. Ve o kadar korkunç hikayeler duydum ki. Mesela Şengal Dağı'nda bütün o süreçte. Mesela dağda inanılmaz şeyler olmuş. Çünkü bir dolu kadın çocuklarını dağdan atmış ve sonra kendisini atmış. Çünkü çocuklarım ölecek ya da satılacak. Hani bari satılmasınlar, benimle ölsünler diye. Yani o kadar acı hikaye. Yani düşünsenize bizden kaç saat uzaklıkta ki bu? Biz buradayken orada onlar yaşanıyor. İnsan aslında kendinden utanıyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Aslında her şey politikadan ibaret değil. Biraz aynen. Aynen. Bir göz önüne getirmek gerekiyor. Öyle. Ve iki anne. Evet öyle maalesef. İki anne olunca da insan öyle oluyor. Ama hani şey düşünüyorum. Biz burada kadınlar olarak, kadın hareketi olarak yani hani gerçekten gözümüzü yummamalıyız. Yani hani bir saatlik mesafede bunlar yaşanırken gerçekten göz yummayı ayıp sayıyorum. Hepimizin yapabileceği bir şey var. İşte burada anlatmak bile bir şey. Evet, gidip kamplarda bir şeyler yapmak bir şey. Yani bütün bunlar bir şey aslında. Bir de tabii ezdiler gitmeyi düşünmedikleri için onlar burada kalmayı düşünüyorlar. Evet. Ve 23 bin ezide olduğundan bahsettik. Evet burada. Aynı zamanda müthiş bir kültür kaybı da yaşanacak. Çünkü ezdiler zaten Türkiye'de işte çok küçük bir grup olarak varlar. Ve sürekli dışlanıyorlar. Evet. Yaşamlarından ötürü, tercihlerinden, işte din anlayışları vesaire şeytana taptıkları söyleniyor. Tanımak bile istemiyoruz aslında onların. Derken 23 bin ezide geldi. Bu biraz beni korkutuyor. Yani işte bir avuç kayıp ezdiye, olacak mı? Evet, diye. Bir avuç ezdiye karşı müthiş ön yargılar beslerken bu 23 bin ezidi nasıl karışacak içimize? Nasıl devam edecekler buradaki yaşamlarına? Hep kamplarda mı veya işte hep ezdi köylerinde mi? Çünkü çok büyük bir rakam 23 bin ezidi. Bu konuda bir şeyler var mı sağdan soldan duyduğun veya çalışmalar? Çok kaybolacaklarını düşünmüyorum bu sefer. Neden düşünmüyorum? Şimdi 80'ler hani Türkiye'de de birçok ezidi vardı binlerce. 80'lerde ve 90'larda en son köylerde 90'larda boşaltılan köyler ve bunlar gittiler. Ama Türkiye 80'ler ve 90'lar değil ve öte yandan da Kürt hareketi şu an sahiplenmiş durumda. Kürt hareketi sahiplendiği için bu sefer farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Kürt hareketi ya onların toplu olarak bir yandan da aslında toplu olarak kamplarda tutmalarının nedeni bu. Yani hani tek bir ezidiye burada bir şey olmasın ve aynı zamanda kültürlerini kaybetmesinler ve Şengal'e geri dönsünler. O amaç çok fazla var. Yani biz onları toplu olarak Şengal'e geri dönürüm. Ama Şengal'e geri dönmek istemezlerse son seçenek burada ezidi. Çünkü ezidilerin zaten boşaltmak zorunda kalıp gittikleri köyleri var. Evet. Şu an onları işte bazıları kullanılıyor korucular tarafından, bazıları kullanılmıyor. Ve ben kişisel olarak yani bütün o köyler bence onlara analarının ak sütü gibi helaldir açıkçası. Zaten bu onların köyleridir. Gitmiş boş boş duruyor. Aynen öyle. Yani. Midyat'ta, Batman'da birçok ezidi köyü var. O yüzden bu köylere yerleştirilebilirler. Ama şu an eskisi gibi işte ön yargılar, işte kültürlerini kaybedecekler. Şey, bunun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü o biraz daha hani artık gerçekten de bizim bölgede bu halkların kardeşliği dediğimiz söylem bizim bölgede biraz pratiğe geçiyor. Neredeyse geçiyor. Yani Aramiler de, Asturiler, Süryaniler, bütün bu halklar artık son 10 yıldır daha rahat yaşıyorlar bölgede. Evet, bu arada konuştuk ve süre de bitti. Ve konuşamadık birçok şeydi. Son kez neler söylemek istersin? Ben de bir mesaj vermeden önce. Yani insan onuru çok kıymetli bir şey. Evet. Yani bence biz bunu çok fazla unuttuk. Politikacılar Türkiye'de buna hiç kıymet vermediler. Ve hani ben şeyin özlemini çok fazla duyuyorum. Hani böyle birileri çıksa ve gerçekten insan ve insan onuru bizim gelecek nesillerin önüne koyabileceğimiz bence tek şey, tek kıymetli şey bu olmalı. Yani bunu düşündüğünüz zaman zaten en temel kıymet verdiğiniz şey bu olduğu zaman diğer her şeyde zaten o kıymeti vermeye başlıyorsunuz. O yüzden de tekrar bir hakikaten bir kendimize dönüp bakıp yani insan onurunu da en temel ideal yapabilecek noktaya gelebilsek diye hep açıkçası düşünüyorum, hayal ediyorum. Ve herkesin de dediğim gibi Türkiye'de maalesef bunları çok unuttuk. Evet. Çok aslında ahlakımızı kaybettik. Çok kaybettik. Yani oysa ki çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Tüm bu insanlar bizlerle beraber yaşıyorlardı bir zamanlar. O zaman onları yok ettik. Şimdi geldiler. Bari en azından şimdi iyi bakabiliriz onlara diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah, ben teşekkür ederim. Için ve paylaştığın bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler, Nurcan Baysal'la birlikteydik. Çok şey konuştuk ama en son konuştuğumuz yerden devam etmek istiyorum. Galiba senin söylediğin gibi insan onurundan bahsetti Nurcan. Ben de ahlakımızdan bahsetmek istiyorum. Ahlakımızı çok kaybettik. Kadınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Burada verdiğimiz çok fazla mesaj var. Umarım bütün dünya harekete geçer ve bütün sivil toplum örgütlerine de sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen insan onurunu, ahlakını en temel noktaya koyarak harekete geçelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.